Merhabalar. İsmim Emre. Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim diyebilirim. Eylül'de 3. sınıfa başlıyorum. Kulüpte de aslında çok yakın bir zamanda görevi bıraktım. Tam 3 sene görev aldım. Son senesi yönetim kurulunda olmak üzere Genç Girişimciler Kulübü'nde görev almıştım. Tabii bugün Genç Girişimciler Kulübü değil, aslında Bilkent ve Endüstri Mühendisliği bölümünü konuşacağız. Aslında yeni tercihten çıktınız. Öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum ben burada izleyen herkese. Umarım sizin için en hayırlısı olur, en güzel olur. Bölüm hakkında bilgi vererek başlayabilirim aslında. Endüstri Mühendisliği bölümü aslında mühendislik olarak baktığımızda bir mühendisin yegane görevi nedir? İşte elindeki kaynakları, sınırlı kaynakları en doğru şekilde, en verimli şekilde kullanmaktır. Yani bu aslında biz endüstri mühendisliğinde değil, bütün mühendislerin de görevidir. Ama biz endüstri mühendisi olarak özellikle buna yöneliyoruz, özellikle buna çalışıyoruz. Nedir bu kaynaklar? İnsan kaynağı olabilir, zaman kaynağı, para kaynağı. Bunları en verimli şekilde, en optimize şekilde, en yalın şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz sistemde. Bu sistemler ne olabilir? Üretim alanı olabilir, fabrika yani olabilir. Finans sektörü olabilir, bir yazılımcı olabilirsiniz. Yani baktığımız zaman endüstri mühendisliğinden mezun olan biri çok farklı sektörlerde çalışabilmekte birçok yerde karşılaşabilirsiniz endüstri mühendisliğinde, insan kaynaklarında bile var aslında. Pazarlamada, satışta, her yerde görebilirsiniz bir endüstri mühendisliğini. Matematik yoğun, matematik ağırlıklı bir bölümdür. Benim de seçme nedenlerinden biri buydu. Bunları söyleyebilirim. Bilkent'in her bölümü aslında kaliteli diyebiliriz. Yani öğrendiğinden emin olmak isteyen, emin olan bir okul aslında. Bu yüzden de aslında diğer soru zor bir okul mu olabilir? Diğer soru da aslında buydu yani. Yani zor bir okul mu? Evet, zor bir okul. Neden? Çünkü okul öğrencisine gerçekten öğretmek istiyor ve bundan da emin olmak istiyor. Bu yüzden de çok fazla quizlerimiz oluyor, ödevlerimiz oluyor. Grup çalışmalarımız, projelerimiz oluyor. Aslında bir Bilkent'in boş bir haftası olmuyor diyebilirim. Bu sadece endüstri mühendisliği değil, bütün bölümlerde geçerli. Tabii çok daha yoğun bölümler de var. Herkesin aslında aklında olan olanaklardan biri yurt dışı olanaklarıdır. Yurt dışı olanakları aslında sosyal bölümlere baktığımızda, işte ekonomi olsun, işletme olsun bu gibi bölümlere baktığımızda çok daha geniş, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde çok daha geniş, çok fazla okulda anlaşmalı okulumuz. Ama endüstri mühendisliği özelinde ve diğer mühendisliklerde aslında buna dahil anlaşmalı okul sayısı az. Yani şöyle söyleyeyim. İngilizce dersleriniz var birinci sınıfta. İngilizce 101 ve 102. Bunlardan aldığınız harf notuna göre bir puan çekiyor oradan. Bir yüzde alıyor. Yarısını oradan alıyor puanı. Diğer yarısında da genel ortalamanızdan, GPA'nizden alıyor. Bunları birleştiriyor ve kendi döneminiz içerisinde sizi sıralıyor ve buna göre okullara yolluyor. Başvurunuza göre okullara yolluyor. Yani yaklaşık 10-15 kişi gidiyor diyebilirim bir dönemde. Başvuran bir listede diyeyim. 10-15 kişi yurt dışına gidebiliyor. Aslında şu bir rakam yani eğer ki yurt dışını düşünüyorsanız, bir Erasmus yapmak istiyorsanız, yurt dışını düşünmek demeyelim de Erasmus düşünüyorsanız zor gitmek zor diyebilirim aslında. Çalışmanız gerekiyor. Derece yani sıralamada iyi bir yerde olmanız gerekiyor. İngilizce dersleriniz iyi olması gerekiyor. O nedenle zor diyebilirim mühendislik açısından Erasmus. Exchange olanakları var. O tarafta da çok detaylı bilgim yok ama Exchange'in biraz daha zor ve emek isteyen bir konu olduğunu biliyorum. Çünkü Erasmus yardımı gibi konular olmuyor. Biraz daha maliyetli de oluyor. Aynı zamanda okulun uzama durumu da olabiliyor bazı dersler sayılmadığı için. Bunları söyleyeyim. Onun dışında öğrenci kulüplerimiz var. Biz de aslında bir genç girişimciler kulübüyüz. Yani bir öğrenci kulübüyüz. Öğrenci kulüpleri yılın belli dönemlerinde aktif oluyor. Genelde bu sınav dönemleri biraz daha azalır aktiflikleri ama çok fazla öğrenci kulübü olduğunu biliyorum. Pandemi döneminde bir etkinlik bazında bir azalma oldu ama özellikle geçtiğimiz sene tekrar bütün kulüpler aktif olmaya başladı. Bu sene de çok yeni kulüp gördüm. O konuda herhangi bir yalnızlık, sosyal aktivite eksikliği yaşamazsınız. Benim kafamda mesela genelde tıp ve mühendislik özelinde gider tercih döneminde. Sizler öyle gidersiniz yani. Tıpı istemediğimi önce karar verdim. Yani bu genelde böyle oldu. Tıpı istemediğime karar verdim. Yani mühendislik olacaktı. Mühendislik seçerken de çok teknik olsun istemedim aslında. Biraz daha sosyal olayım. Ama bir yandan matematiği de bırakmayayım. Hani
matematik de hayatımın bir parçası olsun. Ve aslında mühendis olduğumu da hissediyorum yani. Analitik tarafın güçlü olduğunu biliyordum yani. Bu yüzden mühendislik. Bunlar da aslında direkt endüstri mühendisliğine çıkıyor. Aynı zamanda gelecekte hani hangi sektörde hangi finansta mı, üretimde mi, fabrikada mı, nerede çalışmak istediğimi bilmediğim için biraz da bu konuda çok geniş spektrumu olan bir bölüm olduğu için yani çok fazla yerde çalışabileceğiniz için üniversite döneminde karar verebileceğimi düşündüm ve endüstri mühendisliğini seçtim. Hala karar vermedim bu arada ama deniyorum şu an. Aslında her yeri deneyebiliyorum. Bütün sektörde çalışmalarında. O şekilde söyleyebilirim. Akademi düşünüyorsanız bir de o taraf var. Tabii hep söyledik. İş alanlarından bahsettik. Endüstri mühendisi ne yapar bahsettik. Biraz da akademiden ben özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü okulumuz ve endüstri mühendisi bölümünde aslında bir akademisyen nasıl yetiştirilir konusunda bence Türkiye'nin en iyi okullarından biri. Yani bir akademide kalmak istiyorsanız ben ileride işte yurt dışında bir doktora yapıp tekrar Türkiye'ye gelip veya yine yurt dışında kalmak isterseniz, akademi isterseniz bu okul size çok katma değer verecektir. Bunu söyleyebilirim. Benden bu kadar. Yine sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. Onun dışında gelirseniz mutlaka tanışalım. Sizlere de Genç Girişimciler Kulübü'nde bekliyoruz. Tercih döneminde bol şans. Arkamda gördüğünüz çimlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.